şunu söyleyeyim, gerçekten dünyanın çok farklı kıtalarından gelmiş kadın bakanlarla, kadından sorumlu bakanlarla bir araya geldim. Bir tanesi erkekti. Hepsi duyduklarına inanamadılar. Yani bunun diplomasi tarihinde benzerinin görülmediğini söyledi hepsi ve duyduklarına gerçekten inanamadılar. Yani şaka mı yapıyorsunuz diyenler bile oldu. Gerçekten Avrupa için, Hollanda için, Avrupa Birliği üyesi bir ülke için utanç gecesiydi o gece yaşananlar. Çok insanlık dışı bir muameleye maruz kaldık. Hem ben, hem ekibim, hem oradaki vatandaşlarımız, basın mensupları aynı şekilde. Vatandaşlarımıza coplarla, atlarla saldırdılar biliyorsunuz. Basın mensupları da aynı şekilde bizim yanımıza gelmek isteyen, çekim yapmak isteyen basın mensuplarına da çok insanlık dışı muamelede bulundular. Bana ve ekibime yapılanları zaten biliyorsunuz, herkes duydu. Yani çok insanlık dışı bir muameleydi. Saatlerce bir noktada tutulduk. Ne geri çıkmamıza izin verildi, ne konsolosluk binasına girmemize izin verildi. Defaatle konuşmama rağmen karşımızdaki muhataplar tabii ki bizim dengimiz değil, polis memurlarıyla konuştuk. Ama bize verilen emir bu şekilde, sizi içeri alamayız dediler ve sürekli bize ülke dışına çıkaracaklarını söylediler. Ama ben dedim ki bu binaya gireceğim ve vatandaşlarımızla buluşacağım. Beni hiçbir güç buradan çıkartamaz dedim. Uzun saatler bekledik, mücadele ettik, direndik. Benim korumalarım, danışman arkadaşlarım ve konsolosumuz ve maslahat güzarımız biliyorsunuz gözaltına alındı, hapishaneye götürüldü ve hücrede tutuldu. Adi, basit terör suçlusu gibi hücreye koydular. Gerçekten çok insanlık dışı bir muameleye maruz kaldık. Saatlerce bir lavaboya gitmemize dahi izin verilmedi. Daha sonra benim araçtan inmeyeceğimi anlayınca çekici çağırdılar. Çekiciye aracı çekerek beni sınır dışı edeceklerini anlayınca araçtan indim. Bu sefer polis aracını bindirilerek Almanya sınırına götüreceklerini söylediler ama Almanya sınırına da götürmediler. Bir polis karakoluna, Necmi Engin'deki polis karakoluna götürdüler.